mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Allah'ın izniyle bugün öşür konusunu konuşmaya gayret edeceğiz. Rabbim anlamayı, anlatmayı, yaşamayı ve son nefesimizde imanla huzuruna varabilmeyi her birimize nasip eylesin. Rabbim yaşadığımız şu sıkıntılı süreci bir an önce atlatabilmeyi, yine eski yaşantımıza, o coşkulu cumalarımıza, coşkulu namazlarımıza, coşkulu bayramlarımıza tekrardan kavuşabilmeyi nasip eylesin. Yine Rabbim yaşadığımız şu süreçten çıkarmamız gereken dersleri de en güzel şekilde çıkarıp ibret alabilmeyi nasip eylesin inşallah. Evet, öşür. Toprakların, toprak mahsullerinin Kur'an ifadeyle yerden çıkartılan ürünlerin zekatı öşür. Zaten kelime olarak onda bir demektir. Dini manada ise zirai mahsullerden alınan zekatı ifade eder. Rabbimiz buyurur ki, zaten bu ayeti celile üzerinden konuşup bu konuyu anlatmaya gayret edeceğiz. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey iman ettiğini söyleyenler, iman ettiği iddiasında bulunanlar, ki Rabbimizin bir emri daha var, dikkat edin. Nedir o? Enfiku min dayyibati ma kesebtum. Kazandıklarınızın temiz olanlarından وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ve yine topraktan sizin için çıkardıklarımızdan infak edin, buyurur Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, öşür, Rabbimizin bahşettiği nimetlere karşı yapılan şükrün ibadete dönüşmüş halidir. Çünkü bir nimetin şükrü kendi cinsinden olur. Dolayısıyla toprak bereketli kılınmış, bereketli kılınan topraktan elde edilen nimetin öşürle bereketinin devamını talep etmektir. Yani ey Rabbimiz, şu görmüş olduğumuz topraktan geçimimizi sağlayacak, maişetimize katkı verecek olan ürünleri bizim için çıkarttın ve bize vermiş olduğun bu nimetlerin karşılığında bizden istediğini, biz de senin rızanı kazanmak, şükrümüzü eda etmek için veriyoruz demenin adıdır. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz ayette enfiku, infak edin ifadesini kullanır. Enfiku. İnfak kelimesi münafık kelimesiyle aynı kökten türemiştir. Münafığın özelliği nedir? İçinin dışının farklı olmasıdır. Yani hiçbir zaman içi ile dışı aynı olmaz. İçinin dışa yansıması hep yalan üzere kuruludur. Dolayısıyla yeri, zamanı, mekanı uygun olduğu anda içindeki o saklamış olduğu gizliliği, o yalancı kişiliğini, kimliğini ortaya çıkarır. Hayatı menfaatler ve tereddütler üzerine bina edilmiştir. Ahiretle ilgili inancı olmadığı için öbür alemle ilgili bir düşüncesi, bir tasavvuru, orada ne ile karşılaşacağına dair bir korkusu, bir imanı en azından sağlam bir şekilde tereddüt olmadan kalbine yerleşmediğinden dolayı ahiretle ilgili bir yatırımı da yoktur. İnfak ise tamamıyla öbür aleme yapılan bir yatırımdır. Çünkü elde etmiş olduğu menfaati paylaşmak ve karşılığını öbür alemde
olacağını bildiği halde, bakın, cebindeki kazanmış olduğu paranın, kazanmış olduğu menfaatin bir kısmını, Allah'ın emretmiş olduğu o bir kısmını karşılıksız olarak, yani dünyevi bir karşılık beklemeden verebilmek, kişinin ahirete olan inancının sağlamlığından kaynaklanır. Yoksa bir adam cebinden parasını çıkartıp da dünyevi hiçbir katkı, hiçbir karşılık, hiçbir menfaat beklemeden ne diye versin? Eğer bir Müslüman cebindeki parasını çıkartıp sadece ve sadece Rabbim benden razı olsun ve ahirette bunu benim karşıma çıkarsın inancıyla, imanıyla bunu verebiliyorsa, bu kendisi açısından imanından kaynaklanan ve imanının kendisine kazandırmış olduğu bir zafer olarak nitelendirilmelidir. Evet, dolayısıyla infak ile nifak, yani infak etmekle münafıklık dediğimiz nifak aynı kalpte bir arada bulunmaz, bulunamaz. Şimdi değerli kardeşlerim, şunu çok iyi anlamak lazım. Bir Müslümanın Müslüman olduğunu, iman sahibi olduğunu iddia etmesi, sorulduğu zaman ben elhamdülillah Müslümanım bunu göğsünü gere gere ve elhamdülillah lafzını kullanarak ifade etmesi ve her anda, her alanda Müslümanlığıyla ilgili, imanıyla ilgili söylemlerini o imanına dair kelimelerle süslüyor olması, demek ki ahiretle ilgili bir endişesinin veya oradaki bir beklentisinin var olduğunun göstergesidir. İşte infak, infak karşılıksız olarak, yani karşılıksız derken dünyada bir karşılığı olmadan infak edebilmenin karşılığını ahirette alacağını bilerek o yardımı, o infakı, o zekatı verebilmek kişinin imanının sağlamlığıyla ve o imanının kendisi de yüklemiş olduğu manevi güçle alakalıdır. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, infak etmeyi başarabilen bir mümin, iyi bir mümin olabilme yolundadır. Bu çok önemli bir göstergedir bizim açımızdan. Çünkü dünyevi bir kaygı taşımadan maddi konularda kendisini aşmış, kendi sınırlarını aşmış, sadece Rabbinin rızasını ön planda tutarak bu eylemleri yapabilenlerin ahiretle ilgili bir endişeleri, yani Rabbim inşallah bu yapmış olduğumuz yardımlarla, onun emrini yapmış olduğumuz itaatle bizi öbür alemde mükafatlandıracaktır endişesinin dışa vurumudur. Yani endişe derken tek endişemiz, tek endişeleri infak etmeyi kendilerine hayat tarzı seçen Müslüman kardeşlerimizin ve hepimizin olması gereken tek endişemiz Rabbimizin ahirette bizi mükafatlandırması, bizden razı olması, ben bu kulumdan razıyım diyebilmesidir ki infak da ben bu kulumdan razıyım dedirtebilmenin önemli yollarından bir tanesidir. Diğer önemli bir konu değerli kardeşlerim, Rabbimiz infakla ilgili ayeti celilelerinde size vermiş olduğumuz rızıktan infak edin buyurur. Enfiqu min tayyibati. Bir de mesela Bakara suresinin ilk ayetlerinde وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ onlara vermiş olduğumuz rızıktan infak ederler buyurur Rabbimiz. Burayı niye önemsiyoruz? Çünkü bu ifade bize ey kul sen kendi kendine kazanmadın, sana Allah'ın bir lütfudur bütün bu elinde olanlar, bütün bu kazandıkların, bütün bu sahip oldukların senin elinde tutup da benim dediğin her şey Allah'ın bir lütfudur. Bunu bil demektir. Enfiku mimma rızakna. Yani eğer bir insan benimdir, ben kazandım, ben ettim, bunların hepsi
benim geçmişte yapmış olduğum bir fedakarlıkların bir sonucudur diyorsa, bu imanı ve infakı veya Allah'ın lütfunu tam olarak anlayamamış demektir. Mesela değerli kardeşlerim, şöyle düşünelim. Diyor ki bir Müslüman kardeşimiz, işte ben şu şeyleri elde ettim. Evet. Peki nasıl kazandın? İşte ben gecemi gündüzüme kattım, işte şöyle yaptım, çok soğuklar çektim, sıcaklarda çalıştım, işte ne bileyim bazen 2 saat uykuyla işe gittim falan. Bir sürü şey anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor ve bunların neticesini şöyle bağlıyor. Ben kendim kazandım diyor. Eyvallah. Peki bir Müslüman şunu düşünmesi gerekmez mi? Sen kendin kazandın da Allah'ın senin üzerine olan lütfunu hiç mi düşünmezsin? Mesela gece uykusuz kalıp da ertesi gün daha çok çalışmaya kendini azmettirirken, eğer Allah Celle Celaluhu senin sağlığında herhangi ufak bir problem dolayısıyla uykusuzluk problemi çektiğin veya vücudunun başka herhangi bir yerinde bir problemin ortaya çıkmasıyla sağlıklı bir şekilde çalışamadığın veya enerjini tam olarak işine veremediğin, işte bir kolunun olmadığını, ayağının sakat olduğunu, bir gözünün tam olarak görmediğini, ne bileyim herhangi bir şeyi şöyle ufak bir düşünceyle şöyle elimizi kafamızı elimizin arasına, ellerimizin arasına alarak düşündüğümüz zaman aslında Allah'ın bize ne kadar büyük lütuflarda bulunduğunu anlıyoruz. Aslında biz yapmıyoruz. Biz yapıyoruz ama Allah'ın bize vermiş olduğu lütufla yapıyoruz. Bir elimizin, bir ayağımızın, bir gözümüzün, ne bileyim vücudumuzun herhangi bir yerinde en ufak bir arızanın var olduğunu düşündüğümüzde, hani ben kazandım diyen bir Müslümanın, bir müminin, eğer bu arızalar, bu hastalıklar bende olsaydı aynı çalışma yapabilir miydim diye düşünmemesi, işte kendisini, düşüncelerini imanından kaynaklanan o manevi bilgilerle donatmadığını gösterir. Şunu biliyoruz Allah'ın izniyle. Sabah uyandık, bir problemimiz yok, elimizi yüzümüzü yıkadık, kahvaltımızı yaptık, işimize gidiyoruz. Bir hastalığımız yok. Aslında o her gün o şekilde çalışabiliyor olmak, işe gidebiliyor olmak, işimizin başında olabilmek, çalışabilmek, çalıştığımız zaman vücudumuzun buna olumsuz manada yanıt vermemesi, çalıştıkça performansımızın artması, hepsi bize Rabbimizin ikramı olarak var olduğunu, eğer o bize ikram etmeseydi, o bize o lütufta bulunmasaydı, o çalışmayı bize yaptıramasaydı, bugün sahip olduğumuz birçok şeyin aslında bizim olamayacağını anlamamız gerekirdi. Değerli kardeşlerim, bizler mümin ve Müslüman insanlar olarak şunu sohbeti bir nihayete erdirirken, sonuna doğru yaklaşırken aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bir mümin Allah'tan bağımsız düşünemez. Bir mümin Allah'ın kendisine olan lütuflarını, vermiş olduğu imkanları görmezlikten gelemez. İşte o lütfu, o imkanları görmemezlik demek, Allah'a olan şükrünü eda etmemek demektir. İşte infak dediğimiz, Rabbimizin bahşetmiş olduğu nimetlerin şükrünü eda etmek, o nimetleri toplumla paylaşmak, toplumda imkanı olmayanlarla paylaşmak demek aslında şu demektir. Ya Rabbi, ben senin bana vermiş olduğun bütün lütufları, bütün imkanları biliyor, senin bana olan nimetini biliyor ve onlara şükrediyorum demektir. İşte Rabbimize şükrün en kamil manada yollarından bir tanesi de bu infak meselesidir. Ve unutmayalım, biz kendi malımızdan, kendi kazandığımızdan vermiyoruz. Allah'ın bize lütfettiği, bahşettiği,
imkan vererek elde etmemizi nasip ettiği ürünlerden, mallardan, işte paradan, puldan onlardan veriyoruz. Bunu unutmayalım inşallah. Sohbetimizin sonunda da şunu söyleyelim. Özellikle çay müstahsilleri olarak çayımızın öşürünü de vermeye gayret edelim. Fıkıh kitaplarımızda çeşitli farklı görüşler olmakla beraber biz diyoruz ki aldığımız paradan hiçbir şeyi noksan etmeden, çıkarmadan, yani şu kadar masraf ettim, şu kadar şeyim vardı, borcum vardı, bunların hiçbirini düşünmeden aldığımız paranın 20'de birini öşür olarak vermeye gayret edelim ki Rabbimiz bize olan nimetlerini artırsın, bize olan lütfunu katlasın ve aynı zamanda bize bahşetmiş olduğu o nimetlerin sayesinde onun rızasını kazanmaya da bir yol edinelim. Bu bizim için bir vesile olsun. Ve en nihayetinde son nefesimizi verip de ruhumuzu Rabbimize teslim ettiğimiz anda kazanacağımız veya kaybedeceğimiz bir ortamda ey kulum hoş geldin meleklerin rahmetle karşıladığı kullarından olabilme arzusuyla bu saymış olduğumuz sohbetimizde anlatmaya çalıştığımız hususlara biraz daha azami ölçüde dikkat etmeye çalışalım ki Rabbimiz de bizden razı olsun. Hem dünyamız ve hem de ahiretimiz mamur olsun. Rabbim günümüzü hayır eylesin. Rabbim bu sıkıntıları bir an önce def eylesin. İbret alabilmeyi nasip eylesin. Rabbim hem dünyamızı hem de ahiretimizi razı olduğu şekilde kazanabilmeyi nasip eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين